Kongre binası Türkiye'de 3 önemli müzeden birisidir. Biz tabii klasik olarak kongre binası diyoruz ama burası resim, heykel, galeri ve müzesidir. Bir tane İzmir'de, bir tane Ankara'da, bir de Erzurum'da var, yani 3 tane var Türkiye'de. Tabii galeri ve müze salonu olduğu için biz aslına uygun, ismine uygun güzel bir proje hazırladık. Projemiz dün itibariyle ihale yapıldı ve müellif tespit edildi ve artık birkaç gün içerisinde restorasyon başlayacak. Restorasyon diyorum çünkü bizdeki bakım onarım türü, inşaat türü şeyler restorasyon deriz. Yani ağır inşaat yoktur bizde. Restorasyon, bakım onarım anlamındadır. Neler var? Birincisi, bir kere binanın tüm güvenlik tertibatını yeniliyoruz. İki, binanın tüm ses ve ışık düzeneğini yeniliyoruz. Binanın üst salonlarının tamamını sergi salonu yapıyoruz. Biliyorsunuz bina eski bir okuldur. Okul olduğu için sınıf sınıf, bölüm bölümdür. O bölümlerin tamamını, her birisini bir sergi yapacağız. Türk İslam sanatları sergisi, işte Ebru, Çini, seramik gibi her bir bölümde. Bir de müjde vermiş olalım. Buradaki kültür merkezimiz, yani Havuzbaşı Kültür Merkezimiz yıkılırken 76 tane nadide eserimiz Ankara'ya götürülmüştü, tablolarımız Osmanlı'dan kalan. O tablolarda geri alma sözü aldık. İhalemiz bittiğinde, restorasyonumuz bittiğinde bir salonu da onlar için açacağız. O sergi için açacağız. Efendim, fotoselli girişler olacak. Giriş çıkışlar ve sergi salonlarımız daha kontrollü olacak. Özellikle kongre salonumuzu yeniliyoruz. Tavanını ahşap yapacağız. Kongreye katılan delegelerin hayat hikayelerini, biyografilerini yeniden ve modern bir tarzda yapacağız. Bunu yaparken de tabii tarihi dokuya, binanın tarihi dokusuna zarar vermeden yapacağız. Kısaca şunu söyleyeyim. Kongre binası tam bir müze olacak. Buraya giren birisi 2-3 saat, 2-3 saat hiç çıkmayacak. Vakit geçirecek. İçinde bizim kültürümüzü yansıtan, bizim tarihimizi yansıtan çok önemli sergi salonlarımız olacak. Daha uzun süre orada vakit geçirilebilecek. Zaten biz ne dedik? Erzurum'da böyle sosyal alanları, kültürel alanları, tarihsel alanları genişletirsek gençliğe de hem tarih bilinci vermiş oluruz, hem kültür bilinci vermiş oluruz, hem insanımızı buralarda tutmak suretiyle güzel bir gün geçirmiş oluruz, bir farklılık üretmiş oluruz diye düşünüyoruz. Ve şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Çok ciddi ve güzel bir projedir. Bittiği zaman göreceksiniz, oradan da yine haberler yapacağız. Bittiği zaman ne kadar hoş bir şey yaptığımızı hep beraber müşahede etmiş olacağız. Teşekkür ederim.